Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 3'te paket açılımı yapacağız. Şu anki kadro değerimi 23.753 T olarak görüyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden hemen önce item bölümüne geçiyorum. Yine burada bir sürü paketim var. Fakat öncelikle şuradaki 70'liklerden başlayacağım. 9 tane 70'lik paketim var. Bunlardan iyi bir şey gelme ihtimali var ama 680 mesela bu paketler için çok iyi. $500 yine iyi bir miktar. $750 iyi bir miktar. Bu kötü bir miktar, onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu paketi tamamladık. Şimdi sırayla devam ediyoruz. Sanchez geldi 8.8 milyonla. Dis sezon 30 paketine devam ediyorum. Bundan 6 tane var. İki tane Eden Hazard geldi. 3 tane geldi. Şu ana kadarki en yüksek paket 8.8 milyonlu Arsenal'da Sanchez oldu. Daha iyisi gelebilir diye beklediğim bir anda Suarez şu ana kadar gelen en iyi oyuncum. 18.2 milyon. Liverpool'lusu bu arada. Ben takım uyumu açısından Barcelona'da olanı kullanıyorum. Ve şu an elimde artı 2 var. Evet. Endoye 25.4 milyonla şu ana kadarki en yüksek açtığım paket oldu. Devam ediyorum. Daha yükseğe gelecek mi diye. Juanfran. Evet, burada da Juanfran en iyisi oldu. 13 15,5 milyon. Ama 25'i geçen olacak mı? Hala onu bekliyoruz. Toni Kroos yaklaştı ama geçemedi. Ve artık son iki oyuncu paketim çok düşük geldi. Ronaldo geliyor. Kadro değerim 23 TL iken 5.2 TL'lik Ronaldo geldi. Evet arkadaşlar. Bu futbolcu satılır mı? Yoksa kadroya mı dahil edilir? Yorumda belirtebilirsiniz. Evet, böyle bir oyuncu beklemiyordum. Çok yüksek bir oyuncu geldi. Yani bir önceki paketten çıkan oyuncu 600 bin EP iken bir sonraki paketten çıkan oyuncu 5.2 T. Evet, Ronaldo. Zaten Ronaldo'nun üstünde bir oyuncu gelemez bu paketlerden. Başka paketim de yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ronaldo için bir anket koyacağım köşeye. Satılsın derseniz satılsın. Yoksa kadroya dahil et derseniz kadroya dahil et işaretleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.